1987 yılında ilkokul 1. sınıfı Kahramanmaraş'ta okuduktan sonra 2. sınıfta Gaziantep'teki GAP Görme Engelliler İlkokulu'na kayıt yaptıran 47 yaşındaki Mehmet Yıldız, girdiği sınavda gösterdiği başarı nedeniyle 2. sınıfı hiç okumadan 3. sınıfa geçti. İlkokulu ve ortaokulu burada tamamlayan Yıldız, 1994 yılında mezun olduktan sonra ise İzmir Buca Lisesi'nde eğitim öğretim ve ardından üniversite sınavına girerek Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazandı. 2001 yılında mezun olan ve çeşitli okullarda görev yaptıktan sonra 13 yıl eğitim öğretim aldı. GAP Görme Engelliler Ortaokulu'na müdür olarak atanan Yıldız, öğrencisi olduğu ve eğitim öğretimini de tamamlayarak mezun olduğu okulda 5 yıl boyunca görev yaptıktan sonra Tülay Yıldırım Anaokulu'na atandı. 2 yıldır Tülay Yıldırım Anaokulu'nda müdür olarak görev yapan Yıldız, azmiyle öğrencilerine ve kendisi gibi engelli bireylere örnek oluyor. 3 yaşındayken gözlerimi kaybettim. Daha sonra bir yıl Kahramanmaraş'ta Görme Engelliler Okulu'nda okuduktan sonra Gaziantep GAP Görme Engelliler İlkokulu Ortaokulu'na naklimi aldırdım. O zaman bakanlık yoluyla böyle bir şey gerçekleşiyordu. Yatılı olarak tabii. GAP Görme Engelliler İlkokulu Ortaokulu'nu bitirdikten sonra o yıllar devlet parasız yatılı ve bursluluk sınavını kazandım ve İzmir'de İzmir Buca Lisesi'nde yatılı olarak liseyi okudum. Ve daha sonra 97'de öğrenci seçme sınavı ve öğrenci yerleştirme sınavı iki basamaklı bir sınav vardı. Ve bu sınavda Allah'a şükürler olsun yoğun bir gayret ve çabayla zor koşullarda ki Allah'a hamd ediyorum o tür zorluklar da insanı daha çok olgunlaştırıyor. Daha çok insanı hayata bağlıyormuş. İyi ki de öyle olmuş. İnsan kıymetini daha da biliyor. Mutluyum. O enerjiyi, o çabayı, o morali ve motivasyonu kendinizde bulduğunuz sürece başaramayacağınız hiçbir şey yok. Şu anda teknolojik anlamda, şu anda engellerin önündeki birçok engelin devletimiz tarafından kaldırılmış olması zaten bizim için büyük bir avantaj. Şu anda okul müdürü olmama mani bir durum yok. Evet, tamam. Hocam ben de anlayacağım. Tamam.